Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesini yeterli buluyor musunuz? Abi Allah bu olayı kimsenin başına vermesin. Bu yangınlar zor. Çünkü neden zor? Ormanda o kadar canlılar var, o kadar yaşayanlar var. Hava, iklim var. Yani her şey orman, ciğerlerimiz yandı. Yani yardım konusunda da devletimiz, Allah fikrine razı olsun, elinden geleni yaptı. Yapıyor da, yapacak da. Ama öyle bir afet başımızda. Bu da Amerika'da da yangınlar var. Yunanistan'da da yangınlar var. Ama bizim milletimiz ufacık bir kıvırcığımda devlete atıyor, tutuyor. Bu devlet bizim devletimiz. İyi veya kötü. Bu devletimize sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkacağız. Yani benim imkanım olsaydı ben bile yardıma giderdim. Ama televizyonlarda bakıyorum. Yangın ta tepelerden yanıyor. Helikopterden başka söndürecek bir alet yok. Şeyler çıkamıyor. Arabalar çıkamıyor. Diyeceğim bunlar. Yani Azerbaycan yardım gönderdi. Yani kardeş dediğin zaman böyle olacak. Yunanistan yardım göndererek dedi, bizimkiler almadı. Allah bin kere razı olsun. Gerek yok. Biz kendi köpeğimizi kendimiz keseriz. Yani. Bizim dilimiz bize yeter. Ama bunun da altından kalkacağız. Yani bunun da altından kalkacağız. Yani. Yeter ki bir olalım. Sağlam duralım. Zaten Amerika, İngiltere falansa bizi bir kaşık suda boğmaya çalışıyor. Yani bunları gördüğümüz zaman ibret almamız lazım. Yani ben bizim millete, ben kendime, çoluğuma, çocuğuma da diyorum. Attığımız adıma dikkat edelim. Yani yıkılmayalım. Yıkıldığımız zaman 50 kişi bize yumruk vuracak. Hazır kıtada bekliyorlar. Akıllı olalım. Bu geminin içindeyiz. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Yani burada senmen yok. Antalya'da orman yanıyor. Burada ciğerimiz yanıyor. Kars'ta orman yanıyor. Burada ciğerimiz yanıyor. Yani biz milliyetçiyiz. Bu devlet bizim devletimiz. Allah devletimizden razı olsun, var olsun. Peki bu yangınlar sizce tesadüf eseri mi yoksa provokasyon mudur? Yani bu kadar aynı anda yangından çıkması tesadüf müdür sizce? Ya bunu ufacık çocuğa sorsan, ufacık çocuk der ki yaktılar der. Çünkü hepsi aynı anda başladı. Yani bir yangın başlar bir yerde, Muğla'da başlar diyelim. Bir bakıyorsun Antalya'da başlıyor. Bir bakıyorum Bodrum'da başlıyor. Bir bakıyorum bilmem nerede. Yani demin anlattığım gibi. Bizi yıkmaya çalışıyorlar. Ama devletimiz, yani biz millet olarak birbirimizi yemek için fırsat bekliyoruz. Gerek yok ya buna. Buna fırsat yok. Ekmeği bulursun. Karıyı bulursun. Parayı bulursun ama vatanı bulamazsın. Vatanı bulamam. Suriyeliler kaçıp kaçıp geliyor. Niye? Vatanları yok. Vatan sevgisi yok. Vatan sevgisi yok. Vatan sevgisi olanın vatanı olur. Yani önce vatanını bir sahip çıkacaksın vatanına. Demin dedim ya, ekmeği bulursun, karıyı bulursun. Her şeyi bulun ama vatanı bulamam. Şey diyor ya İstiklal Marşımızda, bastığın yerleri toplas diye geçme sana, düşün altında binlerce kemerdir yatanı. Sen şehit olursun, yazıksın, incit vatanı. Verme dünyalar aslında bu cennet vatanı. Yani bunu üstümde de sorsan 100 kişiden bir kişi bilir. Millet almış telefonu eline, oyun oynuyor. Cam açıyor, pencere açıyor, bilmem ne açıyor. Canı sıkılıyor, ondan sonra gidiyor ya devlet böyle yaptı, şöyle yaptı. Çalışacaksın hemşerim. Çalışacaksın. Siz ne iş yapıyorsunuz abi? Ben Göğepark'ta çaycıyım. Çalışacaksın. Yani rızkı, Cenab-ı Allah ne diyor? Ben insanın rızkına kefilim diyor. Ama sen mücadele edeceksin. Arayacaksın. Bulacaksın. Sökeceksin, alacaksın. Ama ben oturayım kahvede kumar oynayayım. Kumarhanede içki içeyim. Allah bana versin. Yok ya. Yok ya. Baba oğla vermez. Baba oğla vermez. Çalışacaksın hemşerim. Ağlamayacaksın. Erkek adamı ağlamaz. Adamın içinde iman varsa ağlamaz. Çalışacaksın, sökeceksin, alacaksın. Tayyip Erdoğan'ı görmüyor musun? Gözlerin kan çanağı. Yani Tayyip Erdoğan benim babamın oğlu değil. Yine ben çaycıyım. Kılıçdaroğlu'na bir bak.
Devlet Bahçeli'ye bak. Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğunda hepsinin resimlerini yan yana getir. Tayyip Erdoğan çökmüş ya. Adam Cumhurbaşkanı. Çöker mi? Adamın gecesi yok, gündüzü yok ya. Atom karınca gibi bir bakın. Almanya'da bir bakıyorsun, Amerika'da bir bakıyorsun, Türkiye'de. Adamın gecesi yok, gündüzü yok ya. Doğru mu?